Merhabalar Cüneyt Bey. Biz bugün ODTÜ'de 18 Aralık'ta yaşadığımız, maruz kaldığımız polis şiddetini ve ülkenin içinde olduğu bir savaş halini protesto etmek için toplandık. Burada 5000, 6000'e yakın arkadaşımızla beraber, akademisyenlerimizle beraber, emekçileriyle beraber, mezunlarıyla beraber burada bu polisin tutumunu ve diğer üniversitelerin belki başbakanın söylemlerini kabul etmediğimizi ve kendi özel üniversitemizde kendi demokratik haklarımızı, kendi insanca yaşamımızı, onurumuzu savunmak için ve dile getirmek için toplandık. Peki bugün 5000'e yakın öğrenci toplandı ve tek bir olay bile çıkmadı. Oysa daha önce yaklaşık 500-600 öğrencinin toplandığı belirtiliyordu ve büyük olay, yani büyük derken bayağı bir olay çıktığı gözüktü. Bunu neye bağlıyorsun acaba sen? Ya bu medyada yansıtıldığı gibi veya bazılarının söylediği gibi ODTÜ öğrencisi şiddet düşkünü veya öğrenciler şiddet düşkünü bireyler değildir zaten. Polisin olmadığı bir, güvenliğin olmadığı bir ortamda kültürel, siyasal tepkilerimizi koyabildiğimizi gösterdik biz barışçıl bir şekilde. Zaten 2 sene önce Başbakan tekrar ODTÜ'ye geldiğinde biz polisin önünde ODTÜ olarak uzun eşek oynamıştık. Daha önceki eylemlerimiz de az çok biliniyor zaten. Biz barışçıl bir şekilde demokratik haklarımızı kullanarak bir eylem yapmaya, bir dile getirmeye çalışıyoruz. Zaten bizim de şiddete yerimiz yok eylemlerimizde. Evet, sen biraz seni ODTÜ'de bekleteceğim. Zira bugün ODTÜ'de protestolar yaşanırken birkaç kilometre ötede YÖK binasında da öğrenciler vardı ama protesto için değil, bu protestoya katılanları protesto etmek için toplanmışlardı. Türkiye Öğrenci Konseyi açıklama yaptı burada. ODTÜ'de yaşananlar nedeniyle öğrencileri ve üniversite yönetimini de suçladı. Bu konseyin başkanı, Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra da şu anda yayınımızda, Ankara stüdyomuzda. Nihat Bey, siz bugün kimi kınadınız? ODTÜ'lü öğrencileri mi kınadınız? Kınama nedeniniz neydi acaba? Bizim aslında itirazımız üniversitelerdeki özgürlük ortamının bozulmasınaydı. Yani şöyle, biz hiçbir zaman bir protestonun karşısında durmadık. Hiçbir zaman bir protestonun gerçekleşmemesi yönünde bir ifadede bulunmadık. Fakat eğer herhangi bir protesto bir devletin malına veya devletin içerisinde bulunan milletten herhangi birisine, herhangi bir insana bir zarar verecek tarzda bir protestoysa bunun da her zaman karşısında durduk. Biz zaten kurum olarak öğrencilerin haksızlıklara karşı durmasını, kendi haklarını savunmasını sağlamaya çalışan ve bu yönde eğitim veren bir taraftan bir kurumuz. Ama burada çok akılcı yöntemlerle protestoların gerçekleştirilmesi ve herhangi bir şekilde hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunun yanında genel bir insani duruştur bu. Senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu sebepten ötürü biz hiç kimseye zarar vermeyecek ve de olumlu şekilde insanların dikkatini çekecek protestoların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimiz de bu tarz protestoları yapıyoruz zaten. Buradaki bizim duruşumuz, oradaki elinde Molotov kokteyli olan, oraya bir şekilde nereden bulmuş ve ne şekilde hazırlamışsa Molotov kokteyliyle gelen ve de üniversitenin huzurunu bozan insanlaraydı. Bunların birçoğu ODTÜ'nün dışından gelmişlerdi. Ve ODTÜ'nün dışından gelerek ODTÜ'nün kendi iç huzuruna engel olmuşlardı. Peki, ben hemen bunu bir istersen senin başbakanın İstersen devam edelim Nihat Sayın ama bir Ozan'a sorayım. Başbakanımızın Bu konu çok konuşulan bir şey çünkü Sayın Başbakan da altını çiziyor. İşte Molotov kokteyli, demir bilyelerin atılması ve lastiklerin yakılması hep gündemde ve bu kınanıyor. Farklı üniversitelerde hep bunu gündeme getiriyorlar. Ozan, nedir bu acaba? Bu Molotov kokteyli var mıydı? Atıldı mı? Demir bilyeleri atan kimdi? O lastikler nereden bulundu? Barikat kuruldu, yakıldı acaba o gün? Senin bilgin var mı? Senden dinleyelim. Duyamadım, bana sordunuz herhalde Cüneyt Bey ama. Evet Ozan, bir kez daha sorayım. Şimdi biraz önce Nihat da aynı şeyin altını çizdi. Hem Başbakan aynı şeyin altını çiziyor hem de ODTÜ'yü kınayan diğer üniversiteler, rektörler, öğrenciler de aynı konuyu özellikle altını çiziyorlar. O gün oraya bu Göktürk 2 uydusu fırlatılırken tekerler, yakılan tekerler nereden geldi? Molotov kokteyli atıldı mı? Sapanla demir bilyeler atanlar kimlerdi? O eyleme ODTÜ dışından öğrenciler katıldı mı? Sen o eylemle ilgili ne konuşuluyor? Öğrenciler arasında ne konuşuluyor? Nasıl bir eleştiri ya da muhasebe yapılıyor? Bizle paylaşır mısın rica etsen bir ODTÜ'lü olarak?
Tabii tabii. Şunu söylemek isterim öncelikle. Herhalde Nihat arkadaşımızın da bir bilgi eksikliği var bu konuda. Herhangi bir molotof kokteyli, herhangi bir demir bile zaten yok bizim okulumuzda. Biz zaten orada barışçıl bir şekilde polislerin önüne geldiğimizde biz daha yaklaşmadan, herhangi bir uyarı olmadan 200 metre daha mesafe varken aramızda saldırılar başladı bize. Biz orada pankartımızın arkasında bir bildirimizi okumak üzere, isteklerimizi söylemek üzere gittik oraya. Ama orada bize saldıran polisin kendisiydi. Orada bizim bir saldırımız yok. Zaten bunu kayıtlarda çok rahat görebilirsiniz. Orada söylendiği gibi arkadaşların yüzü kapalı da değil. Hepimiz pankartın arkasında gülümseyerek sloganlar atarak ilerliyorduk oraya. Ama polisin saldırısı sonrası geri çekilmek zorunda kaldık. Molotov kokteyli, demir bilyeler gibi şeyler çok asılsız hiç... Yani nasıl böyle bir şey ortaya çıktı ondan da emin değilim. Dışarıdan katılan arkadaşlarımız içinse ODTÜ kamusal bir alan, bir üniversite. Dışarıdan tabii ki arkadaşlarımız da gelecek. Katılanlar da vardı ama söylenildiği gibi böyle marjinal gruplar, öğrenci olmayanlar değil. Zaten bizim topluluklarda tanıştığımız, görüştüğümüz insanlardı hepsi. Peki siz o gün neyi protesto ettiniz? Çünkü farklı haber kanallarında farklı yansımaları oldu. Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılmasını mı protesto ediyordunuz? Protesto amacınız neydi o gün, toplanma amacınız? Tabii söyleyeyim. Orada ben yine daha önce söylediğim gibi özellikle bu yeni yüksek öğretim yasa tasarısına karşı bir şeyler söylemek için gittik biz oraya. Kendi özelimizde gerçekleşen, kendi geleceğimizi etkileyecek bir olay karşısında tepkimizi dile getirmek için. Onun yanında zaten biz Hrant Dink cinayetinin de farkındayız. Biz Roboski katliamının da farkındayız. Biz daha sayamayacağımız, utanç duyduğumuz tarih olayların da farkındayız. Bunları protesto etmek için de gittik. Biz tutuklanan öğrenci arkadaşlarımızın hakkını savunmak için de gittik oraya. Polis şiddetini, savaşını kınamak için gittik. Bir de şunu anlamıyoruz biz ODTÜ öğrencileri olarak. Ya bu milli gururumuz dendi, ilk yerli uydumuz dendi. Ama bizim yer gözlem uydumuz RASAT'tır, yerli uydumuz. Bu 17 Ağustos'ta uzaya fırlatılırken burada ne başbakan vardı, ne başka bir devlet görevlisi vardı, ne medyanın ilgisi vardı. Ama bu Göktürk uydusu ki... militarist bir amaçla güdüyor kendi evet. içinde. Bir yer gözlem uydusunun dışında biz bunu evet, da protesto Ozan. Ettik. Biz savaşa karşı evet. bunu da söyledik. Ozan, izninle Nihat'a döneyim. Nihat, ne diyorsun? Bak diyor ki Ozan, ya bizde ne molotof kokteyli vardı, bunlar nereden çıkıyor anlamıyoruz. Demir bilye de yoktu ve pek çoğumuzun yüzü açıktı ve biz farklı konuları protesto etmek için gittik. Bunda sence bir sakınca var mı mesela Nihat? Sen bunda neye itiraz ediyorsun öğrenci konseyi başkanı olarak? Şimdi bir defa itirazımız şuna, itirazımız orada molotof kokteylinin olduğu, işte ateşli malzemelerin atıldığı, lastiklerin yakarak atıldığı, bir takım malzemelerin polise doğru atıldığı apaçık görünüyor. Çok aşikar. Maskeli arkadaşların olduğu da zaten biraz önceki görüntüde dahi görünüyor. Şimdi durum böyleyken bunu daha masumlaştırmaya çalışan açıklamalar zaten süreci bu noktaya getirdi. Polisin öğrencileri bu yönde yönlendirdiği veya tahrik ettiği yönündeki açıklamalar süreci zaten buraya getirdi ve biz bunları çok yanlış görüyoruz. Bakınız, bir ülkenin başbakanı, ülkenin bir dönüm noktasında, bir uydunun uzaya fırlatılacağı anda bir üniversitesinden, kendi cumhuriyetinin içerisindeki üniversiteden içeri giriyor ve buna öğrenciler karşı durmaya çalışıyor. Seni üniversitemize almayacağız, üniversitemizden defol tarzında. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bakın, bu dünya açısından çok önemli bir şey. Bizim geleceğe bakışımız açısından ve de ülkemizin gelecekteki hedefleri açısından belki de imkansıza yakın görülen bir olayı gerçekleştiriyoruz ve kendi uydumuzu kendimiz fırlatıyoruz. Bu kendi uydumuzu kendimiz fırlatırken bazı öğrenci arkadaşlarımızın polise taş fırlatması, sopa fırlatması ne kadar makul görülebilir? Biz hiçbir zaman Ozan, hiçbir protestoya karşı Nihat, durmadık. Nihat'ın sözlerini. Ama Nihat, bir üniversitenin de Ozan, şunu da söylemek diyorsun, istiyorum. Nihat'ın bir üniversitenin kimsenin kalesi var. Olmayacağını düşünüyoruz. Evet. Ozan. Ozan duyuyor musun beni? Nihat arkadaşın evet. dedikleri gibi ben tekrar... Duyuyorum, evet evet Cüneyt Bey. Tekrar edeceğim, yani ben dediğim gibi orada ilk başta polisimize saldırısından önce maskeli bir arkadaş görüntülerde yok. Ben zaten orada yakındaki arkadaşlarımla dediğim gibi gülerek ve sloganlar atarak, şarkılar söyleyerek yaklaşıyorduk biz oraya. Yakılan lastikler, polise yuvarlanan lastikler yok, görüntülerde de yok. Ben o biliyorum olmadığını zaten. Yani nasıl böyle emin ve kesin bir şekilde konuşuyor anlamıyorum ama... Neyse, bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında ben zaten Nihat, Göktürk konusunda mesela, söyledim. Yani
Evet Ozan, bir Nihat'a döneyim. Son olarak ona sorayım bu dediklerini. Şimdi Ozan diyor ki ya böyle bir şey yok. ODTÜ'lü öğrenciler de diyor ki Molotov kokteyli yok. Yanan lastik yok, bilye yok. Bunlar nereden çıkıyor diyor. Nihat sen neye dayandırıyorsun mesela bunları? Medyada çıkan haberlere, başbakanın demeçlerine mi dayandırıyorsun? Ya da başka bildiğin var mı mesela? ODTÜ'deki öğrenci arkadaşlarınızdan bilgi sahibi oldun mu? Biz orada yaşanan olayların hepsini öğrenci arkadaşlarımızdan hem dinledik hem oradaki videoları izledik. Bunların hepsinde görünüyor. Bunların ötesinde videolara yansımayan şeyler de var. Biz oradaki bütün ODTÜ'deki öğrenci arkadaşlarımızdan o gün içeriye giren ve dışarıya çıkmaya çalışan öğrenci arkadaşlarımızın araçlarının da hasar verildiğini ve onlara zarar verildiğini, şiddet uygulandığını gördük. Duyduk, pardon, özür dilerim. Şimdi şuraya da değinmek lazım. Burada sanki ODTÜ bir kaleymiş ve kale savunuluyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Üniversiteler hiç kimsenin kalesi olamaz. Özellikle işte maskesini geçirip de polise molotof kokteyli atmaya çalışan kişilerin kalesi, onların savunmasını gerektiren bir durum hiç olamaz. Ayrıca şunu da belirtelim. Peki. ODTÜ'de öğrenci arkadaşlarımızın yani derse girmesi engellendi. Bugün siz bunu söylediniz. Biz de duyduk. Öğretim üyelerinin derse girmemesi yönünde tehdit aldıklarını biliyoruz. Öğretim üyelerinin derse girmediğini biliyoruz. Hangi özgürlük hakkı başka insanların eğitim hakkının önüne, hatta bazen yaşama hakkının önüne geçebilir? Bunun açıklamasını peki kimse yapamaz. Hiçbir şekilde yapamaz. Sevgili, ve de biz evet her zaman eğitimin bu ülke için en önemli şey olduğunu düşündük. Sevgili Nihat ve Ozan, çok teşekkür ediyorum.